Yönetmenler bizimle nasıl konuşur, yeni bir bölümle birlikteyiz ve bir ilk yapacağız Gibi'yi, bir Türk dizisini buraya konuk edeceğiz. Gibi'nin son sezonunun 8. bölümünden bir sahnede Gibi tarihinde ilk kez kullanılan bir tekniği konuşacağız ve ardından da The Morning Show'un ilk sezon ilk bölümünden, pilot bölümünden bir sahneye bakarak yönetmenlerin bizimle sadece seçtikleri kadrajlarla bile nasıl iletişim kurduklarını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Eyvallah. Bölümümüze Gibi ile başlayalım. Dördüncü sezon 8. bölüm. İzlemeyenler için bir defterleri var tüm tanıdıklarını yazdıkları. Yüzlerce isim var bu defterde. Ve biz bu sahnede dizinin ilerleyen sahnelerinde aslında bu deftere isimleri nasıl eklediklerini görüyoruz. Gibi tamamen diyalog ve durum komedisine dayalı bir dizi olduğu için neredeyse hiç teknik kadraj görmüyoruz. Benim hatırımda hiçbir kadraj hatırlamıyorum ama mutlaka sağda solda bir yerde olmuştur. Ama bu sahnede çok kilit belli ve direkt bir amaca hizmet eden ve bu dizide hiç kullanılmadığı için direkt eğreti duran iyi anlamda bir kadrajımız var. Ürünü almaya gelen Eralp mıydı? <laughs> Güralp miydi? E, Eralp'ti sanırım. Eralp mı? Eralp mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Eralp ya. Konuşan Ersoy'u izlediğimizde bu sahnenin öncesindeki bloklama ve mizansen kurulumu da çok iyi aslında. E, çünkü devamlı hareket edenlerin yerini biri dolduruyor ve bir anda diyalog sırasında Ersoy'u tek başına görüyoruz. Kadrajın tam ortasında ve göz hizasında. Bu kanalı yıllardır takip edenler için bunu hatırlarsanız özdeşleşme planı demiştik. Kişiyi tam karşıdan göz hizasında çektiğimizde o kişinin ne hissettiğini düşündüğü direkt bize geçer demiştik. Ve gibi tarihinde ilk kez böyle bir kadraj görüyoruz. Başta orada uyanıyorsunuz zaten niye bu kadrajda tek bir kişi var. Çünkü orası aslında büyülü bir an o kişiyi tavladıkları deftere ekledikleri büyülü anı bize vermek istiyorlar aslında görmemizi istiyorlar. Burada çok küçük bir fırsat kaçmış bence. Bir Ersoy'u bir Eralp'i bir Ersoy'u bir Eralp'i gördükten sonra Yılmaz gelip oradaki büyüyü bozuyor aslında. Burada Yılmaz hemen gelmeden önce genele kesiyor kadraj. Halbuki o tekli özdeşleşme planlığını bozsa Yılmaz tam harika müthiş bir geçiş olacaktı. Yine çok güzel bir sahne. Sana ne lan? Ama burada yönetmen bize işte o büyülü anı, o kişilerin nasıl tavladıklarını sadece kadraj seçimleriyle çok güzel şekilde geçiriyor ve bizimle aslında bir diyalog kuruyor. Şimdi The Morning Show'un pilot bölümüne geçelim. Burada bir e, sahneyi izleyelim. Daha önce aks konusunu yine yıllardır takip edenler bilecektir. Aks konusunu konuştuk. İkili diyalogda nasıl kullanıldığını da konuştuk. Burada kanalın haber yöneticisiyle sabah haber programının yapımcısı konuşuyorlar. Tartışıyorlar haber nedir ne değildir. Bunun üzerine bir diyalog yaşıyorlar ve biz genel plandan gittikçe tam ortadan yaklaşmaya başlıyoruz bu ikiliye. Aslında bu genel plan bize aksı da belirliyor. Bilmeyenler için aks bölümünün linkini buralara bir yere bırakırım. Aks belirlendikten sonra kadrajlar giderek aksiyon çizgisine yaklaşmaya başlıyor. Yine o bölümü izlerseniz aksa biz yaklaştıkça yani karakterleri karşıdan daha da karşıdan görmeye başladıkça gerilimin yükseldiğini söylerdik hep. Burada da her bir amors'ta karşılıklı da gittikçe Aksa daha çok yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Diyalogta da aralarındaki gerilim yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve tam kilit bir anda ikisinin haberlere bakışı, perspektifini konuştukları anda bir anda tamamen aks çizgisinden çıkıp yan açılara geçiyoruz. Sadece siluet görmeye başlıyorlar. Bu da aralarındaki kopukluğun görsel bir temsili. Bir anda tam anlaşamadığımız kilit noktaya geldik. İki karakteri de birer kez perspektiften gördükten sonra önce sıkı akslarla daha sonra da biraz gevşeyerek sahne ilerliyor ve bize yönetmen bu iki karakterin bütün programa, bütün haber anlayışına farklı yaklaşımlarını çok güzel bir sahne ile Belirtiyor. İşte yönetmenlerin bizimle nasıl konuştuğuna dair iki farklı yerden yine iki farklı örnek konuştuk. Böyle incelememizi istediğiniz, bizimle nasıl diyalog kurulduğunu merak ettiğiniz sahneler varsa Paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şş, şş, şş.